Herkese merhabalar. Hoş geldin Altın Günü gibi. Herkese merhabalar. Kanalımızdaki 3. videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için hem sohbet hem de Miss Turkey videosu çekeceğiz. Evet, biz size sosyal medyadan Miss Turkey ile alakalı bize soru sorabilirsiniz diye paylaşım yaptık. Siz de sağ olun, var olun, sorularınızı eksik etmediniz. Bir sürü soru geldi, aynen. Sorularla mı başlayalım yoksa makyajla mı başlayalım? Bence bir tane sorudan başlayalım hem onu anlatırken makyajımıza da başlarız. Şurada var bir tane. Miss Turkey yarışmasına katılmak için gerekenleri kısaca anlatabilir misiniz? Anlatabiliriz. Yani önemli aslında spesifik şeyler var. Boy gibi. Boy konusu da çok soruluyor. Tabii ki de illa herkesin 1.80 olması gerekmiyor. Ama 1.70 üstü genç kızlar katılıyor genelde. Aynen. En önemlisinden biri de genel kültür tabii ki. Dil bilginiz. En az bence 1-2 tane dil bilmeniz gerekiyor. İngilizcenizin zaten çok akıcı bir seviyede olmanız evet, gerekiyor. Çünkü yurt dışına gittiğinizde bir ay kampta kalıyorsunuz ve ülkenizi akıcı bir şekilde anlatabilmeniz isteniyor sizden tabii evet, ki de. Kesinlikle. Doğru cümlelerle. Oraya gittiğinizde zaten diğer ülkelerin kızları en az 3 tane dil biliyor oluyorlar. Yani ülkenizi en iyi şekilde temsil edebilecek genel kültüre ve donanıma sahip olduğunuzu düşünebiliyorsunuz. Tabii ki de katılabilirsiniz. Mesela yurt dışında okey dilin var, özgüvenin var ama hani orada yapabilecek misin? Bir ay oranın psikolojisini kaldırabilecek tabii misin? Ki evet. Bunlar da çok önemli. Çünkü bir ay ailenizden uzak, orada hiç bilmediğiniz bir ülkede sürekli stres, sabah mesela, erken kalk, saç makyaj evet. Yap. Orada insanlarla konuş, yani çok psikoloji gerektiren bir şey. Estee Lauder. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Asla aklımda yoktu Miss Turkey'e girmek falan. De başvuru formunu gördüm. Daha önceki güzellerden bir tanesi paylaşmıştı. Ondan sonra işte katılsam mı katılmasam mı zaten voleybolcuydum falan. Tam da o sakatlandığım döneme falan gelmişti. Ondan sonra bir başvurdum ama saçma sapan selfie'ler falan atıyorum böyle. Hani asla böyle çağırırlar mı çağırmazlar mı falan diye düşünmeden attım. Snapchat köpek filtreli fotoğrafını onu atanlar var biliyor musun? Var bu arada. Ben bir sonraki de jüriyken bir sonraki gördüm, sene senin senenle. Can Bey'in önünde Can Bey'in önünde Levet Abacık falan köpek filtresiyle atmış. Güzellik onu ben yarışması. De gördüm ya. Ben de jüriyken Can Bey açık böyle bilgisayar önünde bir sürü Can fotoğraf. Bey. Can Bey. Bir sürü fotoğrafa bakıyoruz. Neler atmışlar fotoğraf. Bu arada o neler şey var. Onun için de bir şey bence söyleyelim. 20-30 tane fotoğraf atmanıza da gerek yok o şeye. Onun kotası yok mu? Benim senemde vardı şey ama 4 taneydi. İşte benim senemde yoktu çünkü böyle bildiğin portfolyo böyle 20-30 tane fotoğraf. Ha bu arada şey de çok soruluyor. Özel bir fotoğraf çekimi gerekiyor mu gerekmiyor mu gerekmiyor. Diye. Kesinlikle gerekmiyor. Sen yaptırdın mı? Hayır. Ben de yaptım. Diyorum ya işte selfie falan attım diye. Mesela Miss World'da bir odada kaç kişi kalıyordunuz? Bir de güncel konuşulan konu ne oluyordu? Güncel konuşulan konu acaba kim birinci olur oluyordu genelde? Sizin öyle miydi? Bizim hiç değil. Bizim sürekli, hayır zaten sürekli dedikodu. Onun dışında sürekli acaba kim birinci olacak? Şu hak ediyor mu, bu hak etmiyor mu? Şunun hareketlerine bak, bunun hareketlerine bak falan. Miss World'da da iki kişi kalıyorsunuz. Ay ben o anımı anlatmak istiyorum. Anlat hadi. 12 saatlik bir Amerika yolculuğu üzerine yarışmaya vardım ama nasıl vardım böyle? Fakat nasıl vardım? Fakat nasıl varamadım? Böyle giymişim tight'ım, spor sweatshirt'ımı falan. Cool gözükeceğim ya şimdi. Düşünüyorum Fashion Week backstage'lerine giden modelleri falan inceliyorum. Oh cool'lar herkes falan. Bakıp gitmişim. Güzellik yarışması da herhalde cool bir yerdir dedim. Öyle gittim. Tabii 12 saat boyunca o eşofman böyle bir büzüştü. Büzüştü. Sweatshirt kaymış. Adidas olmuş falan orada. Adidas'la gittik, Adidas'la indik. Nasıl oldu bu? Ondan sonra beni aldılar tabii hemen pıtı pıtı. 3 tane de böyle kocaman benden büyük bavulum var. Bekliyorlar mıydı kalabalık bir grup seni? Hayır, bir tane bindik, kişi. 20 kişi. Evet. Aynı uçakta 5 kişiydik. Turkey diye yazmışlar ellerine. Şey, hep ona özenmişimdir filmlerden. Beni kim böyle karşılayacak demişimdir hep. En son beni aldılar otele gidiyoruz falan filan. Gittik otele. Odaya girdim, kapıyı açtım. Benim o melek karşısında parıldıyor orada. Benim yarışmamda kaldığım ki Slovakya güzeli. Ama kız böyle sarışın böyle güneşten şey ışıl ışıl güneş gibi böyle saçları. Saten sabahlığı. Makyajsız ama böyle. Dedi ki hi. Bir açtım kapıyı. Gözlerim böyle oldu. Bakamıyorum kıza. O kadar güzel ki. Ve bana böyle o kadar yaptı. Mıydı ya? Hi baby yaptı. Baby mi? Baby mi kalmışsın adımı? You are baby. Saçlarım böyle yapışmış. Ben no baby ben. Sen baby. O gün yarışmayı bırakmayı düşündüm daha ilk gün. Şey böyle bavullarımı da hazır vermemişim zaten. Buradan geri çıkıp gideyim hiçbir şansım yok falan diye. Ha, benimki de öyleydi. Ben de Slovakya'yla kalıyordum bu arada. Ya ben gittim zaten. Slovakya'da benimki... çirkin kız yok zaten. Gerçekten öyle var ya. Benim de valizlerim falan kayboldu. Sıradaki
sonraki soruya geçiyorum. Miss Earth ile ilgili bize anlatmaya başlarsak şimdi çok şey var ya. Of. Burcunuz ve yükselen ay ben bunu söylemek istiyorum. Yengeci aslanım. İkizlere yengecim ben de. Miss Earth sürecinde bir şeyi değiştirme şansınız olsa neyi değiştirirdiniz? Type'la gitmez. Ben yanıma kuru şampuan alırdım uçakta. Şu an Türkiye'ye pek önem verilmediği için maalesef derece almak yine çok zor. Tabii bana heves kırmak gibi de almasın da yok, şimdi. Yok heves kırmak için değil tabii ki de yine belki biri çıkar çok torpille bile başkasını yapamayacakları kadar olur. Yaparlar yani ama. Ya biraz don ya her şeyin güzellik olmadığını bir kere herkesin algılaması gerekiyor bu yarışmaya gireceksiniz eğer girmeyi düşünüyorsanız. Mesela dünya güzellik yarışmasında güzellik hiç bence sosyal sorumluluk projeleri. Sosyal sorumluluk projeleri önemli. Evet. Çünkü birinci sene dünya güzeli yapınca şey böyle o işte Hollywood, Oscar, Grammy falan gezmiyorsun maalesef. Ya tabii mesela sosyal sorumluluk projeniz yoksa zaten hiç ilk 20'ye girme olasılığınız sıfır. O yüzden size kimse yardım etmeyecek. Onu kendiniz yapmanız gerekiyor. Bir şey de değiştiremedik bu arada. Neyi değiştirirsiniz onun cevabını veremedik. Her şeyi bence. Değil mi? Tamamen çünkü gördün, biliyorsun. Evet tabii ki de yani şey gördüğün ben mesela çok fazla yarışma izleyen bir insan değilseniz ben şu an mesela izliyorum bütün dünyadaki bütün yarışmaları. O zamanlar o kadar izlemiyordum. Şimdi çünkü ilgimi çekti. Çünkü gittim, gördüm. Seçilmek isteyenlere, ciddi olanlara tüyo nedir? Ne öne geçirir? Aa, bana da sormuş. Kendiniz olun. Kendiniz olun. Yani dışarıya özellikle Miss Turkey'de jürilere karşı olsun zaten bütün kamp boyunca beraber oluyorsunuz. Tamamen içiniz neyse dışınızda da o olması gerekiyor ki bence bu sizi bir tık öne geçirebilir diye düşünüyorum. 1.65-1.68 bir kızın Miss Turkey olması mümkün mü? Neden olmasın? Var birkaç tane örneği. Turkey'de estetik olmasına ne diyorsun, ne mana yazmış biri. Ben şöyle düşünüyorum. Miss Turkey olduğu için bu bir güzellik yarışması sonuçta. O yüzden olabildiğince doğal güzellik olması taraftarıyım. Ama şey işte ya eğer öyle de değilse mesela bence best model falan daha iyi bir seçenek. Hadi. Hadi günlük ben herkes... yorumumu yapmadım daha. Ben karşı değilim. Çünkü bütün yüzüm estetik diyormuş. Politik bir insan oluyormuşum. Çok fazla aşırı derecede estetik durmadığı sürece yapacak bir şey yok. Çünkü bu konuyu neden böyle düşünüyorum? Yurt dışındaki bütün kızların çoğunda yani 120 ülkenin yüzünde estetik var. Hatta Venezuelalı güzel kızları 10, bizim senemizdeki Venezuela kulağını yaptırmıştı ya. Bu arada Miss Universe'de transseksüel falan yarışıyor yani estetik şeyi bakıyorsak kadın olmuş. Yani orada çok önemli değil böyle şeyler. Kaşlarımı da doldurayım. Bu arada biraz makyajdan bahsedeyim. Bu bizim günlük hayatımız. Aslında günlük hayatımızda bu kadar bence ağır yapmıyoruz bu arada. Fondöten günlük hayat mı yapıyorduk diyormuş. Çünkü ben bayağı pembeler falan geçti. Ya günlük hayatımızda en azından fondöten sürmüyoruz. Aynen. Kapatıcıyla lokal. Yalan. Kula giderken falan yapmıyorum tabii ki. Yani. Aynen. Kaşlarımı falan da doldurmuyorum ama ben yapmak istedim bir şey. Ben de. Şey sorusu gelmiş ikimizle ilgili. Bu kadar iyi anlaşıyor olmanız imkansız. Birbirinizi kıskandığınız konular yok mu? Şey nedense herkes... Ben neden birinci olmam? Neyini kıskanıyorum? Hani bir kapışacak bir konu. Aynı sene olsak belki. Ha, belki. Belki yani. Neden herkes bunu istiyor? Çünkü yani Turkey olarak bu kadar iyi anlaşan kimse evet, yok. Evet bu arada o yok. Yüzden. Model olmak için ne yapabiliriz diye. Yani bir şey diyeceğim. Zayıflayın diyor. Boğazı tutun. Şey... Öyle bir şey değil ki ama o meslek olarak bakın mesela ben mühendis olmak için ne yapabilirim? Aynı şeyi. Beyin naklediyormuş. Beyin nakline hayır de. Sen mühendislik mi okuyorsun da bana şimdi artistlik tanıdın burada. Aşkım aa. Ben söz harcıyım. Ben söz de söz harcıyım. Bunu herkes biliyor bence ilk videodan sonra. 10 dakikada bir vurgulamışız çünkü. 6 ile kaçta çarpmam gerekiyor? Ben bunu çarpmaya kalksam çünkü çarpamam. Sözelciyim ben. 200'e bir dakika ben sözelciyim. Toplayamadım bunları. Sözelciyim ben. Neyse boyunuz 1.76'nın üstündeyse ya da 1.74'ün evet, üstündeyse podyum modelliği yapabilirsiniz. Tabii kilosu, ölçüsü falan da var birazcık Avrupa'yı. Tarzda takılırsanız çünkü modellikte seçmeler oluyor, kastlar oluyor, fashionlikte falan filan, defilelerden önce. Ona gidiyorsun, yürüyorsun, yürüyüşün de birazcık güzelse ya da senin tipini beğenmişlerse ya da tasarımlara sen uyuyorsan seçiyorlar seni. Başka bir soru okuyorum hemen. Miss Turkey kampında ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Bir şey yiyip içmiyoruz açıkçası. Bizim kampımız bu arada 25 gün sürdü ve ben 4,5 kilo vermiştim.
Ya kaç girdim hatta? 63 kilo falan girmiştim bu arada. Senin peki 59'a kadar indim. Kilo alıp da döndüm. Çin'de kilo alıp döndüm ya, çok kötüydü. Çünkü tek yiyebildiğim şey tatlıydı orada. Bayağı böyle tatları alıyordum falan, böyle ekmeğin üstüne sürüyordum ya da Nutella buluyordum sürüyordum falan, odaya çıkartıyordum, öyle kilo aldım yani. Final elbiseme giremeyecektim neredeyse. Çünkü Çin yemeklerini sevmiyorum, kokuyor, yiyemiyorum falan. Ay ben Amerika'da aç kaldım yani. Peki benim şeyim, ben de arada şöyle... Senin şovun olmuş bir insan, Amerika'da aç kaldın mı? Yani, Miss Turkey kampında bizim de şöyleydi, bir hafta mı 10 gün sürdü bizimki. İlk başta bize böyle açık büfe tabii. Herkes daldı böyle makarnalar, şovlar, böyle kebaplar. Herkes lahmacun falan almış. Tabii bunu gören organizasyon şeyi durur mu? İkinci günde direkt bize set menü verdiler. Brokoli falan. Bu arada bana sürekli şey kilolu muamelesi yapıldı kampta. Bana da en kilolu sensin kilo vereceksin falan. Ve ben modellik yapıyordum diye. Zaten Miss Turkey'ye katıldığımda. Ne kadar kilolu olabilirim? Kiloluymuşum ama şimdi anlıyorum size. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar videoyu Orkun çekiyor arkada. Orkun? Onur Ünlü çekmiyor. Onur Ünlü çekmiyor hakikaten. Onu yapın. Niye Onur Ünlü? Onur Bey, Onur abi. Onur Bey Ünlü Bey. O çekmiyor bu gerçekten bu arada. Bu video hiçbir ünlü çekmiyor. Tek ünlü biziz, anlayın artık. Bence herkes anlamıştır onu. Artık öz meclisten içeri. Onur Ünlü de bizimle çalışıyor. Çünkü ama bizimle değil, ekiple. Biz değiliz. O çekmiyor bizi. Anlaştık mı bu konular? Ayrıca Leyla ile Mecnun'u biz de seviyoruz. Ben Leyla ile Mecnun'a yeni başladım bu arada. 48. bölümden başladım yanlışlıkla. Az önce konuşan Kırlent'e koltuk dedi zaten, oradan anlayabilirim. O kadar anlamamışım yani olayı falan. Dün izledim 1. bölümünü. İşte çölde kutup ayısı falan. Devam etti mi? Kaç bölüm? Daha çok yolum var ya. Aksakallı dede falan. Ama 48'i de izlediğim için bir tık yakaladım. Kirpiklerim yapıştı sana göre. İzleyin, bu arada ilk izledim. Bölümde Leyla neden farklı? Onu hiç anlamadım. Çünkü ölüyor ben. Sonra aşkım başka. Ölüyor. Spoiler verdi. Spoiler gibi spoiler verdi ya. Nasıl ölüyor? Aşkım yani? Hocam ikinci Leyla da ölüyor zaten. Üçüncü ölüyor. Leyla nasıl ölüyor ya? O Leyla çok güzeldi. Ben hangi Leyla'dayım? Bu arada Onur hocam. bu kadar konuştuk, ettik. Asla tanışmıyoruz ama sizin bir diziniz olur. Annime söyleyeyim, bir filminiz olur. Biz buradayız hocam. Biz Turkey'ler olarak. O zaman bizi çekmek isterseniz o zaman bizi çekebilirsiniz. Ama bu arada Onur'un bizi çekmiyor şu anda. Neyse, makyajımızın bizim bitmiş hali bu şekilde. Günlük yaptığım makyajdan bir tık daha fazla yaptım. Çünkü kamerada daha net ve dolu çıksın diye. Yani bu şekilde benim. Beğenmeyi, like atmayı, aynı şey, ikisi de biliyorum. Belki yabancı izleyenler. Her dilde ona hadi beğenin desene şimdi ya. Beğen, like at. Bella, bir şey Bella güzel demek de yok, beğenmek değil de. Neyse. Olsun. Anladın. Ana konuyu anladınız. İşte beğenin, bu sefer abone olmayı unutmayın. Yapın. Artık Onur Ünlü'nün videomuzu çekmediğini ve Leyla ile Mecnun'u nereden izleyebileceğinizi biliyorsunuz. Benim de bir video oldu. Hem Miss Turkey ile ilgili soru cevap oldu. Hem Leyla ile Mecnun, Onur Ünlü falan filan. Çok güzeldi. Keyif aldık biz çekerken. Umarım evet, siz de izlerken evet, keyif almışsınızdır. Umarım. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Hadi bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.